Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Genel Kimya 1 finale hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum. 3 tane redoks tepkimesi denkleştirme sorusu çözeceğiz bugün. Evet 31. sorumuz şöyle. Evet verilmiş tepkimemiz asidik ortamda denkleştirmemiz isteniyor bizden. Şimdi daha önceki anlatımlarımdan farklı bir yöntemle denkleştireceğiz bu denklemi. Hemen bakalım. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2, 4 kere 2, eksi 8, dışarının eksi 1 olması için manganın artı 7 olması gerekir. Buraya geldim. Oksijen eksi 2, 4 kere 2, eksi 8, hidrojen de artı 1, artı 2. Buna artı 6 kaldı. 2 tane var. O zaman artı 3'tür. Karbonun yükseltgenme basamağı. Burada manganın ki artı 2, oksijen eksi 2, 2 kere 2, eksi 4. O zaman karbonun yükseltgenme basamağı artı 4. Şimdi mangan alıyoruz manganı buradaki artı 7'den sağ tarafta mangan artı 2'ye indirgendi. Öncelikle manganların sayıları eşit mi? Bakıyoruz evet eşit. Sonra da yüklerini eşitlemek için elektron ekleyebiliyoruz. O zaman bu tarafa 5 elektron ekleriz. Şimdi gelelim karbonlara. C2'yi buraya aldım. C2 yükü artı 3. Sağ tarafta da karbon artı 4. Önce karbonların sayılarını eşitliyorum. 2 tane olduğu için burayı 2 ile çarptım. Şimdi yükleri denkleştireceğim. 2 kere 3 artı 6 burası. 2 kere 4 artı 8 burası. O zaman 2 elektron bu tarafa ekleyerek yüklerini de denkleştirdik. Şimdi 2 tepkimeyi toplayacağız. Toplamadan önce bu elektron sayılarını da eşitlememiz gerekiyor. O zaman yukarıdaki denklemi 2 ile Aşağıdaki denklemi 5 ile çarparım. Şimdi bu tepkimeleri topladığımızda bunu elde ediyoruz. Topluyoruz. MnO4 eksi. Buradaki Mn artı 7'yi içeriyor bu. Kaçla çarpmışız? 2 ile. O zaman başına 2. Artı sonra gelen H2C2O4. Bunun içindeki C2 artı 3. Bunu kaçla çarptık? 5 ile çarptık. O zaman başına 5. Sağ tarafa geldim. MN 2 artı. MN 2 artıyı kaçta çarptım? 2 ile çarptım. Başına 2 artı karbondioksit. Karbondioksitin içindeki bu karbon artı 4'ü kaçla çarptık? Hem 2 ile hem 5 ile çarpıyoruz. Yani başına 10 yazarsak denkleşmiş olur. Şimdi yapacağımız şey sağ ve sol taraftaki elektron sayılarına bakmak. 2 kere eksi 1 burası eksi 2 2 kere 2 artı 4 sağ taraf. Şimdi asidik ortam dediği için yük denkliğini sağlamak için H artı ekleyebiliyoruz asidik ortamdan dolayı. O zaman ben bu tarafa artı 6 yaparsam yani bu ne demek? Artı 6 tane H artı eklemek. Burası da artı 4 burası da artı 4 olur. Bunu yaptıktan sonra şimdi hidrojen sayılarına bakıyorum. Burada 6 hidrojen var. 5 kere 2, 10. 16 hidrojen var. Hidrojenleri eşitlemek için de su ekliyorum. Evet 16 hidrojen var. O zaman buraya 8H2O eklersem hidrojenler de eşitlenir. Oksijen sayılarını kontrol edelim. 2 kere 4, 8. 5 kere 4, 20, 28. Burada 20, 28. Böylece denklemimiz denkleşmiş olur. Evet 32. soruya bakalım. Yukarıda verilen tepkimeyi bazik ortamda denkleştiriniz. Hemen yükseltgen ve basamaklarını belirleyelim. Klorun 0, burada klor eksi 1, oksijen eksi 2, üçgen 2 eksi 6, eksi 1 olması için dışarının bu klorun artı 5 olması gerekiyor. Şimdi Cl2'yi buraya alalım. Yükseltgenme basamağı 0. Sağ tarafta Cl eksiye indirgendi. Önce klorları eşitliyorum başına 2 ile çarptığımda eşitlemiş oldum. Şimdi yüklere eşitliyorum. 0'a eksi 2, 2 elektronu buraya ekledim. Yine Cl2 sıfırdan bu sefer artı 5'e yükselt geliyor. O zaman buraya alalım yine Cl artı 5 şeklinde. Şimdi burada 2 tane var. Burada bir tane yine 2 ile çarptım. 2 kere 5 artı 10 burası 0. O zaman 10 elektronu buraya ekleyerek Elektron sayılarını eşitledik sağ ve solun. Şimdi bu iki elektron da bu 10 elektronu da eşitlemek için üstteki denklemi 5 ile çarparız. Şimdi CL2 buradaki CL2'yi 5 ile çarptım. Bu da 1 ile çarpılmış halde toplam o zaman 6 CL2 var burada. Gelelim sağ tarafa şu CL eksiği aldık. CL eksiği ne ile çarpmışız? 5 çarpı 2 10 ile o zaman başına 10 yazarız. Sonra ClO3 eksiği alalım buraya. Bu ClO3 eksinin içindeki Cl artı 5'i kaçla çarptık? 2 ile çarptık. Başına 2'yi yazdım. Şimdi yüklerin denkliğine bakalım. Burası eksi 10, eksi 2 daha eksi 12. Bu taraf 0. Bu sefer bazik ortamdan dolayı yük denkliği için OH ekleyebiliyorum. O zaman buraya 12 tane OH eklersem Burası da eksi 12, burası da eksi 12 olur. Hidrojenler için yine su ekleyeceğiz. 12 su olduğuna göre buraya 6 H2O eklerim. Şimdi bu baştaki kat sadeleşebiliyor mu? Evet 2'ye bölelim hepsini. O zaman bu 6, bu 3, bu 5, bu 1, bu da 3 oldu. Böylece denkleştirmiş olduk. Oksijenlerimiz de denk. 6 oksijen burada var. Burada 3, 3 daha 6 oksijen var. Bu bizim bazik ortamda denklemimizin denkleştirilmiş halidir. Şimdi gelelim 33. sorumuza. Bu soru sizlerden gelen bir soruydu. Burada çözüyorum. Evet. Kükürt eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. 3 kere 2 eksi 6. Burası artı 6 olacak. O zaman artı 3 yazarız ki 2 kere 3 artı 6 olur. Oksijen eksi 2, 3 kere 2 eksi 6 dışarının eksi 1 olması için klor artı 5 olur. Oksijen eksi 2, 4 kere 2 eksi 8, bu artı 1, o zaman artı 3, bunun da artı 5 olması lazım, artı 8 eksi 8 olması için. Kükürt burada 0 yükseltgenme basamağına sahip, klor da eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip. Şimdi yükseltgenen ve indirgenen türleri aşağıya alıyoruz. Önce yükseltgenenlere bakalım. As2, evet, yükseltgenme basamı artı 3. Sağ tarafta As. Artı 5 yükseltgenmiş. Önce yapacağım şey arseniklerin sayılarını eşitlemek. O zaman 2 ile çarptım. 2 kere 3 artı 6. 2 kere 5 artı 10. O zaman 4 elektron ekleyerek yük denkliğini sağladım. Diğer bir yükseltgenen türümüz kükürt. S3 eksi 2. Sağ tarafta S0. Bu tepkime de 2 tane yükseltgenen tür var. Peki şimdi ne yapacağım? 3 tane var. Önce bunu 3 ile çarptım. 3 kere 2 eksi 6 burası. O zaman burası 0. Buraya da 6 elektronu ekledim. Yükseltgenme yarı tepkimelerinde toplam 10 elektron bulunuyor. Şimdi gelelim diğer tepkimemize. indirgenme tepkimemize. Klor artı 5'ten Cl artı 5. Sağ tarafta klor eksiye indirgenmekte. İkisi birer tane. Yük denkliği için o zaman buraya 6 elektron eklersem her iki tarafta eksi 1 olur. Şimdi bu elektronları eşitlemem gerekiyor. Burada 6, burada 10 elektron var. O zaman bu iki denklemi 6 ile çarpıyorum. Bu denklemi de 10 ile çarpıyorum. Şimdi aşağıya toplam denklemdeki türlerimizi alalım. A, 2, S, 3. Burada AS2 artı 3'ü ben kaçla çarptım? 6 ile. Ve de S3'ü de 6 ile çarpıyorum. O zaman başına 6. Artı diğer türümüz CLO3 eksi. Buradaki CL artı 5. Artı 5 olan CL'yi 10 ile çarpıyorum. Başına o zaman 10 yazdım. Gelelim sağ tarafa. H3 ASO4. Buradaki as artı 5 kaçla çarpmışız? 6 ve 2 yani 12 ile. O zaman buranın başına 12 yazdık. Artı kükürdü alalım. Kükürdü kaçla çarptık? Şu s'yi 6 ve 3 ile yani 18. Başına 18 yazdım. Artı cl eksi. Cl eksi kaçla çarpmışız? 10 ile çarpmışız. Evet başına 10 yazdık. Şimdi yapacağımız şey yükleri kontrol etmek. 10 çarpı eksiden bu taraf eksi 10. Buraya geldim. Bu tarafta eksi 10. İkisinin de yükleri eşit. Şimdi asitik ortam dedi. Haşartı katacaktık. Yükler denk olmasaydı. Haşartı katmamıza gerek yok. Şimdi yapacağımız şey su ekleyerek oksijen sayılarını eşitlemek. Burada 30 oksijen var. Buraya gelelim. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 48 oksijen var. O zaman bu tarafa 18 H2O'yu ekliyoruz. Şimdi hidrojenlere bakalım. 36, burada da 36 hidrojen var. Hidrojenler de eşitlenmiş oldu. Şimdi bu sayılar sadeleşebilir mi? Hepsini ikiye bölelim. Suyun kat sayısı 9 oldu. Bununki 3 oldu. Bunun kat sayısı 5 oldu. Bununki 6, bununki 9, bununki de 5 oldu. Böylece denklemimizi denkleştirmiş olduk. Şimdi son denklemi bir de klasik konu anlatımı içinde anlattığım yöntemle denkleştireceğim. Hemen tekrardan yazıyorum. A, S2, S3. Evet denklemimiz buydu. Burada da önce yükseltgenme basamaklarını belirliyorduk. 3 kere 2, eksi 6 burası artı 3'tü. Hemen demin belirlemiştik. Onları yerlerine yazalım. Evet, yükseltgenme basamakları bunlardı. Şimdi yükseltgenen türleri alıyoruz. As2S3 sağ tarafta H3AsO4 bunu aldım. Aynı zamanda kükürt de yükseltgendiği için buradaki kükürtün yükseltgenme basamağı -2 idi. S0'ı da aldım. Burada ilk önce yapacağımız şey hidrojen ve oksijen dışındaki atomları eşitlemek. 2As var, 1As var. Burayı 2 ile çarptım. 3 kükürt var. O zaman burayı da 3 ile çarptım. Bundan sonra yapacağımız şey oksijen sayılarını eşitlemek. 2 kere 4, 8 oksijen var. Burada hiç yok. Oksijenler için su ekleriz. Oksijenler için su eklediğimize göre 8 tane suyu bu tarafa eklerim. Şimdi de hidrojenlere bakalım. 2 kere 8, 16 hidrojen burada var. 2 kere 3, 6. O zaman hidrojenler içinde asidik ortam olduğunda H artı ekleyebiliyorum. Şimdi yük denkliğine bakacağım. Bu taraf artı 10, bu taraf 0, 10 elektron ekleyerek yük denkliğini de sağlamış oluruz. Şimdi gelelim indirgenen türleri içeren bileşikleri alıyoruz. ClO3- ile sağ tarafta Cl- Cl'ler eşit. Şimdi oksijenler için su katabiliyorum. O zaman 3H2O'yu buraya kattım. 6H burada var. O zaman 6H artıyı buraya kattım hidrojenler için. Ve yük denkliği içinde Burası artı 5. Burası eksi. O zaman buraya 6 elektronu ekleriz. Şimdi iki denklemi topluyoruz. Toplamadan önce de bu elektronları eşitlememiz lazım. Üstteki denklemi 3 ile alttaki denklemi de 5 ile çarparız. Şimdi toplayalım. 3 kere 8. 24 H2O. Sonra sol tarafta 3 çarpı. AS2S3. Artı sol tarafta. 5 kere 6 30 H artı var. Ve de artı 5 C O 3 eksi var. Gelelim sağ tarafa. 3 ve 2 ile çarptım. 6 H 3 A O 4 artı 3 çarpı 3, 3 9 kükürt artı 3 çarpı 10 30 H artı ve de Sağ tarafta yine 5 çarpı CL'den 5 CL eksi 5 kere 3 15 15 H 2 O var. Şimdi birbirini götürenlere bakalım. 24 H 2 O 15 H 2 O o zaman 9 H 2 O kaldı bu tarafta. 30 H artı 30 H artı birbirini götürdü. O zaman 9 H 2 O 3 AS 2 S 3 5 CLO 3 eksi 6H3ASO4 5Cl- ve 9S şeklinde denkleştirmiş olduk. Evet bakıyoruz bununla aynı sonuca ulaştık. Yani iki yoldan da bu denklemi denkleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.